Artı TV'den günaydın sevgili izleyiciler. Bugün 24 Mart 2021 Çarşamba 978. gün başlıyorlar. Karşınızdayız. Gazetelerle hemen başlayalım. Güzel haberler var. Bugün aynı zamanda AKP'nin 7. olağan kongresi var. Ve insanlar maskesiz, mesafesiz otobüslerle Ankara'ya doğru yola çıktıklarını sosyal medyadan paylaştılar. Yani böylesine bir aymazlık da söz konusu. Cumhuriyet Gazetesi ile başlayalım. İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi'nde önemli, gizlice yapılan önemli bir değişiklik var. İrticaya yasal kılıf. AKP iktidarı tarikatların orduya yerleşmesinin önünü açtı. Harp okullarına giriş koşulları değişti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin subay ve astsubayları yetiştiren Harp okulları ve astsubay yüksek okullarına giriş koşulları kritik bir değişiklik yapıldı. Önceki yönetmelikte bulunan kendisinin aile üyelerinin irticai ve bölücü görüşleri benimsememiş veya faaliyetlere karışmamış olması koşulu kaldırıldı. Onun yerine irticai çıkarttılar. Terör örgütleri ve milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen grupların üyeleri ve de iltisaklı ve irtibatlı olmamak şartı getirildi. Bir de gayri tabi cinsi eğilimlerin tespit edilmemiş olması şartı getirildi. Yani eğer demokrat solcu bir aileden geliyorsa çocuk şeye girmeyecek. Mutlaka gerici ve tarikatlardan geçmiş olması gerekecek. Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, Harp Okulları Yönetmeliği'nin değişiklikle tarikatlar ve cemaatlere iktidara karşı bir tavırları yoksa yol açıldığını söyledi. Yavuz, ordu tamamen kontrol etmeyi amaçlayan iktidarın FETÖ'den ders çıkartmadığının açık bir itirafıdır bu da dedi. Bir tarikattan çıkıp öteki tarikata giriyorlar. Millet iradesi ayaklar altında muhalefet, tek bir kişi ekonomiyi çökertti, 45 milyon kadına ihanet etti. Kılıçdaroğlu mecliste kabul edilen İstanbul Sözleşmesi'nin bir kişinin kararı ile feshedilmesini zorbalık olarak değerlendirildi. Feshedilmedi Sayın Kılıçdaroğlu. Sözleşme feshedilmedi. Sözleşmeden hukuk dışı bir yolla ayrıldığı beyan edildi. O kadar. Sözleşme ortada duruyor. Bütün bunu dün de söyledik, bugün de söyledik, sosyal medyadan da paylaştık ve birisi söylemesi lazım bunu ana muhalefet partisi liderine en azından. Haberlerde de böyle yazılıyor. Sözleşmeyi feshetti. Erdoğan tek başına sözleşmeyi feshedecekse o zaman sahiden dünya lideri herhalde. Böyle bir yetki yok. O sözleşmeyi oluşturan yapının tekrar bir araya gelerek onu geliştirmesi veya değiştirmesi veya kaldırması mümkün olabilir. Feshedilmedi sözleşme. Türkiye hukuku feshettiğini ilan etti sadece o kadar. Recep Tayyip Erdoğan aracılığıyla. Ayrıca hukuki bir kararda olmadığı Turgut Kazan defalarca nefesi yettiğince söylüyor. Ses çıkarmayan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tepki gösteren Kılıçdaroğlu, umutsuzluk yok. O zorba oradan inecek dedi Kılıçdaroğlu. Ekonomiye ilişkin 9 çözüm maddesi de önerdi. Akşener meclis yetkililerini gasp eden Erdoğan'ın çarpık zihniyetinin bir azınlığın oyu uğruna kadınları feda ettiğini söyledi. Ama bu ters tepecek kesin olarak. Erdoğan'ın çöp öğütür gibi bürokrat öğütünü dile getiren Akşener, Türkiye'nin makroekonomik sorunu yoktur. Türkiye'nin makro Erdoğanik sorunu vardır dedi. Evet, Erdoğan için yapılmış güzel bir tespit burada. Fotoğraflı haber ise dört karede de yiğit bulut var. Her yerde yiğit bulut. Bir zamanlar 1 dolar 1 TL olacak görüşünü savunan Yiğit, ekonomideki sert dalgalanmalar nedeniyle
dolaşarak güven vermeye çalıştı Bulut. Serbest piyasadan vazgeçilmeyeceğini belirterek yaşananları spekülatif bir saldırı olarak yorumladı. Ve bütün kanallara da dolaşmış. Belli ki yani geliyoruz biz demişler. Hiçbir kanalda sen kimsin abi, senin ne görüşün var falan dememiş bunlara. Zaten çoğu hükümetin kanalı. Ekonomi lobiye teslim. Son dönemde kabinede Merkez Bankası'nda Bankacılık Devlet Denetleme Kurulu ve kamu özel banka yönetimleri yer alan isimler hep 33 milyar dolarlık Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erişan Arıcan'ın damgası var. Erişan Albayrak'ın da danışmanıydı. Profesör Kamil Yılmaz ise şöyle demiş: 83 milyon daha da fakirleşecek. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bağımsızlığı hükümetçe tanımadan yerli ve yabancı yatırımcı TL varlıklarını yatırmaya ikna etmek mümkün değil demiş. Yanında Ferhan Şensoy'un haberi var. Ferhan Şensoy çalışkan bir sanatçıdır. Hep yazıyorum demiş. Masanın kitap olacak dosyalarla dolduğunu anlatan usta yazar, iktidarın muhalif olduğu için sanattan korktuğunu söyledi. Ülkenin en büyük sorunu ise yönetenler olduğunu sözlerine ekledi. Kentteki korona vakaları 2000'den 4000'lere yükseldi. Neresi burası? Yayın yaptığımız şehir. İstanbul yeniden Wuhan oldu. Aşının yetersiz kaldığı İstanbul'da vaka sayıları tırmanışa geçti. Profesör Koç, Şubat'ta 1000-1500 olan vakaların Mart başında 2000, şimdi 4000'lere ulaştığını söyledi. İstanbul Tabip Odası ise bir yıldır yaşam savaşı veriyoruz. Pandeminin birinci yılında bir rapor yayınlayan İstanbul Tabip Odası paylaştığı sonuçlara göre süreç iyi yönetilmedi. Ne kadar insaflı davranmışlar. Hem yurttaş hem de sağlıkçı yaşam savaşı veriyor. İstanbul'da pandemi öncesi ortalama ölüm 74 binken 2020'de ortalama 92 bine çıktı. Evet. Cumhuriyet Gazetesi de bir de cevap ve düzeltme tekzip var. Eskiden bunlar sansür kurulunca Abdülhamit döneminde beyaz çıkıyordu son anda yetiştiği için. Bu sefer de Bilal Erdoğan'ın haberine cevap ve düzeltme yayınlama zorunluluğu var tabii ki. Bunları mahkeme kararıyla geliyor. Mahkemeler ise zaten AKP'nin aparatı. Evrensel Gazetesi'ne geçiyorum. Evrensel'in manşetinde sendika yasak, kumar serbest başlığı yer alıyor. En temel ihtiyaçları dahi karşılayamaz hale gelen işçiler kurtuluşu şans oyunlarında, kumarda arıyor. İddia, rulet, slot oyunları, kripto para işçiler arasında çığ gibi yayılıyor. Bir hatırlatma yapalım sevgili izleyiciler. 1970'lerin sonuna doğru, son 2-3 yılda Milli Piyango iflas noktasına gelmişti. Magazin dergileri de tirajları o kadar düşmüştü ki kapanma noktasındalardı. Neden böyle? Çünkü emekçi sınıflar haklarını toplu sözleşmelerle örgütlenerek alıyorlar ve başka bir şey aramıyorlardı. Ülke politikleşiyordu gittikçe ve şans oyunlarına kimse itibar etmiyordu. Mesela ben o yılların bir genci olarak Milli Piyango bileti aldığımı hiç hatırlamıyorum. Hiçbir zaman. Çünkü öyle bir gelenekle yetişmiştik. Evrensel'de Kavala haberi var. Anayasa Mahkemesi'nde Kavala çatlağı diyor. Osman Kavala'nın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkında ihlal edildiğine yönelik başvurusunu reddeden Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan'ın da aralarında olduğu 7 üye kararı muhalif kaldı. Aslan,
şehrinde Kavala'nın aynı delillerle 3 kez tutuklamanın ölçüsüz olduğunu ortaya koyduğu belirtildi. Anayasa Mahkemesi Başkanı başında bulunduğu kurumun verdiği karara muhalif kalıyorsa artık varın siz onu düşünün nasıl bir karar olduğunu. Casus diyenler tazminata mahkum olduğu kamuoyunda Büyükada davası olarak bilinen casusluk terör örgütü üyeliği suçlamalarıyla gözaltına alınan insan hakları savunucusu 11 kişinin yargılandığı davada hak savunucusu Özlem Dalkıran'ın başvurusunu değerlendiren Anayasa Mahkemesi Dalkıran'a 40 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi. Oh! Bu kadar da ipten kazıktan kurtulmuş olmayın. İşinize yarar bu hukuk sizin. İnsan Hakları Derneği, insan hakları savunucularına baskıya son verin çağrısını yaptı. Nevroz soruşturması tahammülsüzlüktür. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı yüz binlerce kişinin katıldığı Nevroz kutlamalarına HDP eş genel başkanı Mithat Sancar'ı soruşturma açtı. HDP Diyarbakır İl Eş Başkan Vekili İrfan Söner açılan soruşturmanın tahammülsüzlük olduğunu sözlerine ekledi. Kadınlar kararlı vazgeçmeyeceğiz diyor. İnsan haklarının savunma çağrısı yapıldı. İstanbul, Esenyalı, Beşiktaş, İzmir, Bornova, Çiğli de bir araya gelen kadınlar geri adım atmıyoruz. Hayatımızdan, kazanılmış haklarımızdan vazgeçmiyoruz. Tüm kadınları haklarımızı savunmaya, mücadeleye çağırıyoruz dediler. Ve sözleşmenin çekilmenin faturası bunların hepsi o imzayı atan ve açıklayanın boynunun borcu olarak asılacaktır üzerine. 3 günde 8 kadın öldürüldü. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının ardından geçen 3 günde kadın cinayetleri durdurak bilmiyor. Evet. Evrensel'i böylece bitiriyoruz. Geçelim Bir Gün gazetesine. Bir Gün'ün manşeti. AKP sebep, gericilik, sonuç, laiklik, çözümdür başlığı yer alıyor. İstanbul Sözleşmesi'nin fesiyle yanlış gene. İstanbul Sözleşmesi feshedilmedi sevgili izleyiciler. Bir kez daha söyleyelim. İstanbul Sözleşmesi'den Erdoğan'ın çekildiğini açıklamasıyla laiklik düşmanları el yükseltti. Okul öncesi din dersinden ilafet çağrılarına uzanan gerici taleplere karşı laiklik mücadelesi acil bir görev. Yani bu toplumun oksijeni. Eğer ki yeterli tepki gösterilmezse nefes almayı yasaklayacaklar. Can Dündar'ın dün akşam ekranlarımızdan dile getirdiği muhalefetin daha ne bekliyorsunuz sorusu burada önem kazanıyor. İnsanlar yaptıkları kadar yapmadıkları, söyledikleri kadar sustuklarından da sorumludur dedi Can Dündar. Fetvalar sizin olsun, meydanlar bizim, İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Bu da Bir Gün'ün birinci sayfasındaki haber. 450 milyon doları kime sattınız? Bu biraz küçük girmiş ama birazdan sözcüde okuyacağım yeni yaşamdan sonra. Şahsım devletinde fatura yine yurttaşa. Tam 20 ay içinde görevinden alınan 3. Merkez Bankası Başkanı olan Naci Ağbal'ın yerine Yeni Şafak yazarı Şahap Kavcıoğlu'nun atanmasının ekonomide yarattığı depremin etkileri sürüyor. Bu da bir yeni Melih Bulu yani ekonomide hiç adam kalmamış Yeni Şafak'tan yazar atıyorlar. TL'de yaşanan değer kaybı %10'u bulurken dolar kuru 8 liraya dayandı. Doçent Doktor Serkan Öngel, Türkiye pek çok girdi dövize bağlı, hayat pahalılığı daha da artacak, ülke yoksullaşacak, vatandaşlar fakirleşecek, borçlular
icra yollarıyla elindekilerini, avuçlarındakini çıkarmak zorunda kalacaklar. Başarı değil, çöküş hikayesi yazdınız. Koronavirüs vakaları her geçen gün artarken Tabip Odası, İstanbul Tabip Odası hazırladığı raporda alarm zilleri çalıyor dedi. Rapora göre Megakent'te yıllık ölü sayısı yaklaşık 20 bin arttı. Liyakat protestoları da terörist eylem sayılmış. Eğitimsenli Erol Karataş'a Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerin eylemlerini desteklediği gerekçesiyle soruşturma açıldı. Eğitimsen Düzce Akçakoca Şubesi Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin Melih Bulu'ya yönelik protestolarına destek amacıyla basın açıklaması gerçekleştirmişti. Utanmazlık. Basın açıklaması WhatsApp grupları aracılığıyla sendika üyelerine duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı Karataş hakkında soruşturma başlattı. Karataş'a yönelik soruşturma raporunda protestolar terörist eylemler olarak kahretsin sizi. Kahretsin. Bir de bu bakan Eğitim Bakanı için iyi eğitimci falan diye umut besleyenler vardı. İyi eğitimci olabilirsin ama nerede durduğun önemli. Cinayet mahallinde izliyorsan eğer sen de katilden yanısın demektir. Yeni yaşama geçelim. Yeni yaşama manşetinde kriz iktidarın bedeli halkın başlığı yer alıyor sevgili izleyiciler. Hükümet son siyasi ve ekonomik adımları mevcut krizi büyük bir buhrana dönüştürdü. Zaten bu da bekleniyordu. 130 milyar nerede? Ekonomide yaşanan ağır kriz dünya medyasında da geniş yer buluyor. Yorumculara göre Türkiye ekonomisinin de uygulanan sıra dışı para politikalarıyla ekonomi zor günler bekliyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Naci Ağbal'ın 130 milyar nereye gitmiş şeklinde ortada olmayan rezervleri sorduğunu duyumunu aldığını açıkladı. Bu arada hükümete yakın bazı kesimler Merkez Bankası değişiminden haberdar olduğu ve döviz aldığı iddia ediliyor. Evet, günde 150 milyon dolar el değiştirirken son 2 günde bugün Merkez Bankası Başkanı görevden alınmadan önce 400 tam 3'e katlanmış 450 milyon dolarlık işlem yapılmış ve o 450 milyon doları alanlar, satan yok işlem diyorum ama sadece alan var, döviz alımı var ve bir gecede %10 zenginleştiler. Yani 45 milyon dolarcık zenginleştiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa sürede atadığı kısa sürede attığı İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme, işte doğru haber bu. Gezi Parkı'nı vakfa devretme, Merkez Bankası Başkanı'nı yeniden görevden alma, HDP'ye kapatma davası, Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilinin düşürme adımları yeni bir siyasi ekonomik fırtınaya yol açtı. Nevroz alanlarında buluşan milyonlar PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik tecride ve kapatma davasına net bir karşılık verirken ekonomik kriz buhrana dönüştü, diyor. Evet, aşıda skandal, bir skandal daha. Türkiye salgın artarken sevgili izleyiciler, tam 1,5 milyon BioNTech aşısının akıbeti bilinmiyor. Dün de gündemdeydi. İyi Parti Milletvekili Aytun Çıray, Türkiye'ye geldiği belirtilen 1,5 milyon doz Pfizer BioNTech aşısının imtiyazlı bazı AKP yöneticilere ve yandaşlarına yapıldığı iddiası meclise taşıdı. Avrupa Birliği tarafından AB kaynaklı aşıların hangi ülkelere ne kadar gönderildiğinin açıklandığı belgede Türkiye'ye 1,5 milyon doz aşının çoktan geldiği ortaya çıkmıştır dedi. Bununla ilgili 3 gündür yazılıyor bunlar. Bakan ağzını açıp bir şey söylemiyor. Sadece gecikmiş bir açıklama yapıyor. 21
Mart diyor Dünya Şiir Günü'ydü. Onun için diyor geç kaldım, özür diliyorum. 22 Mart'ta Sağlık Bakanı şiir açıklaması yapıyor. Şiiri bırak aşılara bak Sayın Bakan diyoruz. Ama onunla ilgili herhangi bir şey yok. Kadınların İstanbul Sözleşmesi isyanı. Bu bir eski fotoğraf sanıyorum. Çünkü herkes kısa kollu bu mevsimde kısa kollu olunamaz. İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı kararnamesiyle çekildiği ilan edilen işte nihayet doğru haber. Bravo çocuklar. Yeni yaşama. İlan edilmesi kadınları ayağa kaldırdı. Cumartesi gününden bu yana birçok kentte eylemler yapan kadınlar geri adım atılıncaya kadar eylemleri arttırma mesajı verdi. Hukukçular ise kadına yönelik şiddeti önleme amacıyla yapılan İstanbul Sözleşmesi'nin uluslararası anlaşma olduğunu, kararname veya Cumhurbaşkanlığı kararı ile çekilemeyeceğini vurguluyorlar. Başka hangi haberler var? Ömer Faruk Gergerlioğlu konuşmuş Gürcan Dereli'ye. İktidara tutulan çıplak ayna diyor. Evet. Kral çıplak bir kişi gördü ve bunu gösterdi Ömer Faruk Gergerlioğlu. Gergerlioğlu ile hedef alınmasının ve gasp edilen milletvekilliğini konuştuk. İşkence, insan hakları, kötü muameleler, çıplak aramalar, kanun hükmünde kararname soykırımı, cezaevinde cinayete varan hasta mahpus ölümleri, hamile kadınlar, çocuklu aileler, tutsak yaşadıkları dramlar, inanın boğuştuk. Yani ben dindar camiadan geldiğim için kendi gayri ahlaki ve vicdansız durumlarını çok daha iyi tespit ettiğim için bu onları çok sarstı. Hakikati ortaya koyduk. İşte bütün bunlar iktidarı çok rahatsız etti diyor Gergerlioğlu. Şeyde bitirdik yeni yaşamı. Şimdi Sözcü Gazetesi'ne geçiyorum. Ayasofya'nın imamına AKP'den bile tepki yağıyor. Hemen logonun yanında yer alıyor. Haber Veli Toprağ'ın. Laiklik, kadın hakları ve faiz konularında görüş bildiren Ayasofya Camii Başimamı Mehmet Boynu Kalın. Aslında ensesi kalın daha güzel yakışırmış ona. AKP'li vekil Belman Satır da tepki gösterdi. Toplumu birleştirmek görevi olmalıdır dedi. Yani toplumu bölüyor dedi. Manşete geçiyorum. Sözcü'nün işte görüyorsunuz. Ağbal'ın faturasını manşete taşımış eski MHP'li milletvekili Sinan Oğan aracılığıyla. Türkiye 2 günde ekonomik olarak neler kaybetti? Ağbal'ın 133 gün sonra Merkez Bankası başından alınması Türkiye'yi milyarlarca liralık zarara uğrattı. Faturası tek tek hesaplandı. Neler kaybettik? Kıyaslama olarak verilmiş. 7 Avrasya Tüneli'ni kaybettik. 2 Atatürk Barajı kaybettik. Sadece Cumhurbaşkanı'nın keyfi kararıyla sevgili izleyiciler güzel bir habercilik yapmışlar. 1800 kilometre hızlı tren hattı kaybettik. Bu anlaşılabilir işte. Sözcü'ye konuşan MHP'li eski milletvekili Sinan Oğan, Türkiye'nin borç yükü artıyor. 106 milyar dolar kamu dış borcu var. Dövizdeki her 10 kuruşluk artış bize bir Avrasya tüneli kaybettiriyor dedi. Oğan şöyle devam etti. Bu ülkeye yabancı yatırımcı çekmek için birinci kural güven, ikinci kural öngörüdür. Normal ülkelerde Merkez Bankası başkanları 10-15 sene görevde kalır. Ağbal 4,5 ay kalabildi. Bir mevsimlik işçi bile görev süresi 3 aydır dedi.
Toplam borcumuz 435 milyar dolara çıktı. Türkiye'nin kamu özel toplam dış borç yükü hızla yükseliyor. Bir yıl içinde ödenmesi gereken kısa vadeli dış borçlukları Ocak sonu itibariyle 190 milyar dolar oldu. İşimiz çok zor. Bir yıl içinde 200 milyar dolar ödeyeceğiz. Yeni başkanın ilk işi Ağbal'ın müdürünü görevden almak oldu. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, eski başkan Naci Ağbal'ın atadığı İnsan Kaynakları Müdürü Hüseyin Aktay'ı görevden aldı. Kendi adamını göreve getirdi. Yabancı yatırımcı Borsa İstanbul'dan çıkmıyor. Yabancı yatırımcı Merkez Bankası'ndaki değişim yüzünden haftanın ilk işlem gününde hızla çıkış yapması kapısına yöneldi. Ancak hisselerin dip yapmasıyla yeterli alıcı bulamadılar. Çıkmak istiyor ama çıkamıyorlar. Buhrandan çıkış yolunu Kılıçdaroğlu dün grup toplantısında dile getirdi. İsrafa son verilmeli, Kanal İstanbul'dan derhal vazgeçilmeli. Kamu mali yönetimi, bütçe işbirliği bir an önce sağlanmalı. Bağımsız kurumlara kesinlikle siyasi müdahale olmamalı. Ekonomik Sosyal Konsey toplanmalı. Yap işlet devret projelerine verilen taahhütler dövizden TL'ye çevrilmeli. Tahsili geçmiş alacaklar var. Bunlar ertelenmemeli. Salgından etkilenen kesimler için toplumsal dayanışma programı açıklanmalı. Kısa vadeli istihdam olanağı sağlanmalı. Atamalar yapılmalı. İhvan politikası son bulmalı. Aslında şöyle, iktidarın değişmesi gerekiyor. Başka bu açıklamaları bu iktidarın yapması mümkün değil. Esnaf da vatandaş da pahalılığa isyan ediyor. Pazarcı satamıyor, vatandaş da alamıyor. Mahkeme ceza kesiyor, AYM haksız buluyor, devlet tazminat ödüyor. Hatalı yargı kararlarına bir örnek de Büyükada'dan geldi. Büyükada'daki hak savunucusu Özlem Dalkıran'a hak ihlali nedeniyle 40 bin lira tazminat ödenmesi gündeme gelmiş. Bunu biraz önce okumuştuk. Terörist diye suçladılar iddianamede. Korkusuz gazetesine bakalım şimdi de. Millet, Dert, Küpü birbirine paralel zaten iki gazete. Birkaç değişik haber var mı diye bakıyorum. Aynı başlıklar burada da var. Ve Erdoğan'ın akitçi zihniyete, ihvancılara verdiği ödün çok küçük bir oy kesimi için Meral Akşener'in söylemesiyle alacağı oy için yaptığı operasyon İstanbul Sözleşmesi'nden imzasını çekme kararı ki bu da aynı zamanda hukuki değil. Sonrasında dört kadın katledildi. Bir sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti. Bu Fırat K. Çatıdan iple sarkıp eve girdi, karısını öldürdü. Komandonun yapacağı iş. Cezaevinden izin alıp çıktı, boşanmak üzere olan karısıyla öldürdü. Barışmayı kabul etmeyen karısını öldürdü. Bunların hepsi oradan cesaret alıyor, iktidardan cesaret alıyorlar. Kadınların cehennem ülkesi olmaya devam ediyor Türkiye. Devlet babadan kız istediler. Yetiştirme yurdunda büyüyen Ruşen'in söz kesildi. Bir başka haber ise ekonominin durumundan bir adım daha kötü. Yoğun bakımların %66'sı doldu. Yeni normalleşmenin işareti. Karar Gazetesi'ne geçelim. Kararın manşeti "Kimmiş bu vatandaş?" başlığını taşıyor. 6 milyar doları vatandaş satmış.
128 milyar dolarlık rezervin akıbetine yönelik tartışma sürerken önceki gün dikkat çeken 6 milyar dolar tutarındaki döviz satışı hakkında vatandaş tarafından yapıldığı açıklaması kafa karıştırdı. Döviz artışının liranın cazibesini arttırdığı günlerde bile döviz satmayan vatandaşın finansal riskin katlanmasının ardından toplam 6 milyar doları elden çıkarması ilginç bulundu. Evet. Yani bu 450 milyon dolarlık alışveriş, 150 milyon dolarlık işlem 3 katına çıkmış ve ardından da 6 milyar dolar satılmış. İnsan Türk lirası değer kaybederken dolardan çıkılır mı? Dolarda kalması lazım vatandaş. Vatandaş falan değil, kim bu vatandaş diye soruyor. AKP'ye yakın olanlar kısa dönemde zengin olma yollarını aramışlar. Sanki şöyle bir durum var. Yangın var ve itfaiyeciler, yani hükümettekiler, yangın olan eve giriyorlar, evdeki paraları pulları alıp çıkıyorlar, evde yanıp gidiyor. Aynen böyle. Tabii bir itfaiyeci böyle bir şey yapmaz. İtfaiyeci kardeşlerimiz alınmasınlar buna. Sadece benzetme yapmak için, örnek vermek için söyledim. Yapı olmayacak şeyler bunlar. Ülke yanıyor ve iş başındakiler burada kısa vadede köşeyi dönme için kendi yandaşlarına içeriden bilgi veriyorlar ve o bilgiler çerçevesinde Türkiye biraz daha yoksullaşıyor. Evet. 450 milyonluk voleyi kim vurdu? İşte Kılıçdaroğlu da bunu soruyor. Merkez Bankası Başkanı'nın atamasındaki soru işareti devam ediyor dedi. Diğer muhalefet lideri Meral Akşener ise piyasadaki yangının sebebi kullan at siyaseti diyor. Dış güçler vurgusu geldi. Ekonomide operasyonu bizzat Sayın Erdoğan yaptı. Bunu eski Başbakan Ahmet Davutoğlu söylüyor. Davutoğlu, iktidar tedirgin çünkü Türkiye'ye yaptıklarının bir bedeli olduğunu biliyorlar ve bu bedeli hatırlatacağız. Kimse Merkez Bankası Başkanı değişsin demedi. Hangi ülke baskı yaptı da değiştirildi? Cumhurbaşkanı en ufak krizde dışarıdan operasyon yapılıyor diyor. Son 4 günde ekonomide operasyonu bizzat siz yaptınız dedi. Karar gazetesi muhalefet liderlerini sıralamış. Bakın ne güzel. Ana muhalefet partisi lideri CHP Kılıçdaroğlu, Meral Akşener mecliste olmayan parti, Gelecek Partisi lideri, onun da sözleri var. Dün Maltepe Kongresi'nde konuştu. Sonra gene mecliste olmayan parti, Deva Partisi'nin başkanı. Tek kadın canı yanarsa vebali sizin üzerinizde, yandı bile. Bu da var kararda. Ama meclisin üçüncü oy aldığı oy itibariyle üçüncü büyük partisi olan HDP yok. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu fotoğraflı haber sevgili izleyiciler. Yine kanlı bir saldırı oldu. 10 kişi öldü. Her güne bir vahşet. Pandemi döneminde ırkçı saldırıların arttığı Amerika Birleşik Devletleri Colorado eyaletinde Boulder kentinde silah sesleri yükseldi. Bir markette kurşun yağdıran 21 yaşındaki Alisa 10 kişiyi öldürdü. Hayatını kaybedenlerden birinin ise olaya müdahale eden 7 çocuk babası, polis memuru Eric Taylor olduğu ortaya çıktı. Ekiplerle çatışan saldırgan yaralı halde yakalandı. Colorado vahşeti Amerika'da son bir haftada yaşanan 7. silahlı saldırı oldu.
Bu özel bir haber gibi geçiyor. Yani ajanslardan gelmiş ama diğer gazeteler bunu kullanmamış. Çünkü Türkiye'deki yangın ve katliam çok daha fazla. Sözleşme katilin elini kolunu bağlamış. 24 saatte 6 kadın katledildi. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkış kararı tartışılırken 24 saatte 6 kadın öldürüldü. 2 hafta önce eşini vahşice katleden Cani'nin sözleşmeye yönelik "erkeğin elini kolunu bağlıyor" sözleri içinde bulunan durumun vahametini ortaya koyuyor. Evet. Karşılıksız çek cezaları ertelenecek mi? Bu da Hürriyet'in sür manşetinde bir bant. Evet, yapılsın. O da ekonomiye bir katkı sağlar. Hürriyet'in birinci sayfası şöyle başlıyor. Falcıyım, aylık gelirim 40 bin lira. Işıl Avar adlı kişinin beni 625 bin lira dolandırdı diye şikayet ettiği Mükerrem Ergüneş mahkemede böyle savunma yaptı. Bunları okumaya değmez. Yeni hedef Dünya Kupası milli takımımız Katar'da düzenlenecek. 2022 Dünya Kupası elemelerinde bu akşam ilk maçına çıkıyor. Rakip futbolun devlerinden Hollanda. İstanbul Olimpiyat Stadı'ndaki maç 20'de başlayacak. Orası iyi bir stat mı tartışılır. Kıyafetim, tatilim hepsi sponsorlu. Geçinemiyorum demişti diyor. Kim bu? Fotoğrafa bakın. Magazin haberler en önde. Salgında konserleri iptal olduğu için geçinemediğini söyleyen Demet Akalın pahalı kıyafetlerini ve Dubai tatiliyle ilgili soruya yanıt verdi. Kıyafetlerim çok pahalı değil. Ayakkabılarım da sponsordan. Sponsorlarım sağ olsun. Tatilde bedava yaptım. Tur şirketlerine reklam yaptım. Onların hepsi sponsorlu dedi. Demet Akalın geceliği 35 bin lira olan lüks Dubai tatili çok konuşulmuştu. Yani israf yapmadım demiş. Ve bugün AKP kongresine ilişkin ilk kez bir haber okuyoruz. Partide, kabinede değişim kararı. AK Parti bugünkü kongresinde partiyi 2023 seçimlerine taşıyacak yeni vitrin oluşturacak. AKP, AK Partili Ünal da sadece partide değil diğer alanlarda da düzenleme yapılacağını belirterek kabine değişikliğinin sinyalini verdi. Aslında bu kongrelere falan hiç gerek yok. Yani Erdoğan bunun için hepsini yapıyor. Selçuk İnan'ın mikrosu sahte mi? Geçen hafta futbolcu Selçuk İnan bir Miro tablosu olduğunu söylemiş. Düzeltiyorum, Miro ünlü ressam. Bunun üzerine Ertuğrul Özkök 2012'de Sotheby's'de bir Miro tablosunun 37 milyon dolara satıldığını hatırlatarak acaba Selçuk'un Miro'su sahte mi diye endişesini dile getirdi. Ben de işin peşine düştüm ve bakın ne sonuca ulaştım. İhsan Yılmaz'ın haberi birinci sayfaya böyle taşınmış. Dünyaya masal dinleten Türkler. Çocukluk arkadaşları Murat Doğu ve Ahmet Öncan 8 yıl önce YouTube'da Addis Ababa adıyla kurdukları masal kanalının abone sayısı 40 milyona ulaştı. Kanalda 21 ayrı dilde çocuklara masallar anlatılıyor. Doğu ve Özcan masal kanalı fikrinin nasıl ortaya çıktığını Hürriyet'e anlattı. İlginç bir haber bu. Evet. Hürriyet'in diğer haberleri de şöyle. Sabah Merkez Bankası Başkanı ile görüştüm. Yiğit Bulut. Geç Allah aşkına. Yiğit Bulut
Gerçekleri unut. Jöleli. Adam. Öyle anılıyor. En büyük özelliği ne? Saçlarına jöle sürüyor. Ekonomiyi güzel yönetir. Neden? Çünkü jöleli. Jöleli yalnız ağır sikletin bir ağrı. Süper ağır siklete geçti. O kadar çok oturduğu yerde yiyor ki. Mesela şeyi de çok güzeldir onun. Durup dururken bir gün dedi ki iki tabancam var dedi. Kimse benim cesedime basmadan Erdoğan'a ulaşamaz. Sonra 15 Temmuz geldi. 15 Temmuz'dan bir ay hiç sesi soluğu çıkmadı. Nereye saklanmışsa iyice bekledi, emin oldu. Ondan sonra çıktı. Posta gazetesine bakıyorum. Posta gazetesi diziyle ortaya çıkan korkunç gerçek başlığı var. Birçok haber var ama onlara bakamayacağım şimdi. Kırmızı Oda dizisinde Kumru karakteriyle üvey babası tarafından tacize uğradığını doktora anlattığı sahneyi izleyen 11 yaşındaki kız çocuğu annesine öz babasının da kendisini yıllardır aynı şeyi yaptığını anlattı. Anne hemen harekete geçti ve polise gidip şikayetçi olarak babayı tutuklattı. Dizi filmler demek ki böyle işler de yapabiliyormuş. Bugün Hollanda ile İstanbul'da karşılaşacak futbol milli takımı da burada var. Şimdi Milliyet'e geçelim. Milliyet'te yine dev buluşma D Smart'ta başlığıyla verilmiş. A milli takımı Dünya Kupası elemelerinde G grubundaki ilk maçını Hollanda karşısında galibiyet arayacak. Millilerimiz bugün Hollanda karşılaşmasında Norveç ve Letonya ile oynayacağı maçlar canlı yayında D Smart ve D Smart Go'da ekrana gelecek. D Smart 26. kanalda. Yayın TRT1'deymiş. TRT1 şeyde de var. Dijitürk'te de var. Yayın TRT1, D Smart 26'da. Sahtekarlar. TRT her yerde var. Her yerden izlenebiliyor. Üçüncü dalganın tam içindeyiz. Bu da Milliyet'in esas manşeti, sahici bir haber. Vaka sayısı yeniden 26 bini geçti. Üçüncü dalganın içindeyiz diyen uzmanlar, Nisan'da vaka, ölüm ve yoğun bakım hasta sayısının zirve işine geleceğini dile getiriyorlar, diyor haberde. "42 milyon kadına ihanet edildi." Başka haberleri 45 diyor, geçiyor. "Kanunla fesi dahi kabul edilemez." Kaboğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Profesörü, Cumhuriyet Halk Partili milletvekili. İbrahim Kaboğlu, İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye'nin insan hakları kazanımlarının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti. Bu sözleşmeden anayasa açısından bir karar ile çıkmak mümkün olmadığı gibi bu işlemin kanunla yapılması dahi insan hakları kazanımlarının geriye götürülmezliği ilkesi gereği kabul edilemez dedi. Evet, Türkiye'ye bir yaptırım getirmiyor bu kararlar. Türkiye'ye yükümlülük getirmiyor. Sadece kadınları koruyor. İnsan hakları, kadınları öldürmeyin, öldürmeyin artık. Öldürmeyin, dövmeyin, hakaret etmeyin, baskılamayın kararları içerikli olan bir sözleşmeden çıkmak, biz bunları yapacağız demektir. Başka anlamı yok bunun. Kaboğlu Hoca'nın bu görüşü dikkate alınmalı, ayakları suya ermeli. Bunun başka sonuçları da olacak tabii. Bunların olacak ve o zaman anlayacaklar. Evet sevgili izleyiciler, Milliyet Gazetesi ile beraber birinci bölümün sonuna geldik. Şimdi kısa bir ara, saat başında karşınızdayız.